aşağılık kompleksi var insanda. İnsan hep bütün dürtülerinde, asıl dürtülerinde onu ileriye hareket ettiren, ondan sonra onun bütün davranışlarının altında bu aşağılık kompleksini yenmek var derler. Bir yere kadar yani alışveriş çılgınlık düzeyinde olmadığı sürece o da bizim için bir rahatlık sağlıyor. Dediğiniz gibi burada bir limit olması lazım, bir çizgi olması lazım. Kişinin dediğim gibi aile yaşantısını, iş yaşantısını kendisiyle ilgili doğrudur. Ben tamam işlerini yürütüyordur ama sürekli telefona bakmaktan rahatsızdır, huzursuzdur, rahatlık istiyordur. İşte o zaman bağımlılık diye söyleyebiliriz. İnsan maddesiyle, manasıyla, ruhuyla, bedeniyle çok yakın ilişki içerisinde. Ayrılmaz bir bütünlük. Tabii bu noktada modern psikolojinin ve modern psikiyatrinin, psikiyatrinin moderni olur mu? Tıpkı psikiyatri arkadaş, psikiyatri hocası, uzmanlar bu işleri daha iyi bilirler. Ama ben insanın mutluluğunda bakış açısının da dünya görüşünün de, hayat felsefesinin de, olaylara bakışı ve değerlendirişinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle ki, olumlu bakmak, pozitif bakmak, mevcut şartlarına yetinmek, bakılan, görülen, duyulan dünyaya dair olumlu yönlerini görmek insanı mutlu ediyor. Bir defa insan kendine zarar veren tutum ve davranışlardan uzak olmak durumundadır. Bugün bağımlılık çok ciddi bir problemdir. İçki, insana zarar veren, sigara, buna benzer tıp doktorlarımız konuları çok daha iyi bilirler bunların zararlarına dair. İnsanın bedenine zarar veren bir davranışı, bir şeyi yapması aklen ve bilimsel açıdan doğru bir davranış değildir. Bu bağlamda sigara, içki ve benzeri insana zarar veren tutum ve davranışlardan hem aklen hem bilimsel olarak hem de İslami değerler bakımından uzak durmak bir defa kendi menfaatimiz için. Zira gençler, çocuklar, gençler, yetişkinler bizim insanımız, biz bu insanımızın sağlıklı hem beden hem ruh sağlığı bakımından dinamik olabilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Ben bu duygu düşüncelerle tekraren saygıdeğer hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel fikirleriyle bizleri aydınlatmış oldular. Sizlere katkı sağlamış oldular. Üniversitemize program yapmış oldular. Sizlere de dinleme zahmetinde bulunduğunuzdan dolayı üniversitemizin siz öğrenciler kıymetli değerlerisiniz. Hocalarımız çok kıymetli. Bu duygu ve düşüncelerle Ordu Üniversitemiz her geçen gün çıtasını yükseltmeye, sağlık bilimleri, fen ve teknoloji alanında, sosyal bilimler alanında akademik, bilimsel, entelektüel anlamda gelişmeye, öğrenci yetiştirmeye, akademik yayınlar yapmaya, yeni keşifler yapmaya devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekraren en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.